Evet şimdi sevgili dostlar basın makinelerin derinliklerine doğru yol almaya devam ediyoruz. Sırada ilk düzlem ve hemen peşinden çıkrık var. Ama şunu da söyleyeyim. Çekimlerimiz yaza sarktı. Aslında şu anda benim her iki tarafımdan ventilatörler üflüyor. Kapalı odada çekimlere devam. E şimdi bir sahil kenarında ayaklarımızı denize sokmak yok muydu? Vardı tabii ama çalışıyoruz yani. Adama hasta etmeyin ha ben burada çalışıyorum yok efendim hocam yaz geldiği zaman ben çalışamıyorum havalar ısındığı zaman bir şey. Olmayacak çalışmaya devam. Bak yine sinirlendi. Evet. Güzel insanlar muhteşem yaratıklar şimdi sıra geldi eğik düzleme anlatmaya ama öncesinde şunu da diye getireyim. Günümüzde belki en fazla kullanılan basit makine türlerinden bir tanesi de eğik düzlem. Bir örnek vermek gerekirse inşaat işçisi belli bir yükseltiye bir yük çıkaracak el arabasıyla hemen oraya bir tane kalas sayıyor al sana işte ilk düzlem hepsi bu. Şimdi burada tabii ki bizim sistemimizde denge koşulu üzerine konuşmamız gerekiyor. Görüyorsun eğik düzlem yüzeyine bırakılan cismi. Bu cismi biz eğik düzlem yüzeyine paralel olarak uyguladığımız F kuvvetiyle dengeliyoruz. E diğer kuvvetlerimizi de gösterelim. Buradaki cismin Ağırlığı G olarak bak bizlere verilmiş. Diğer taraftan eğik düzlem yüzeyinin bu cisme uygulamış olduğu dik tepki kuvveti yani normal kuvvette ne olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi buradaki eğik e, sürtünmesiz eğik düzlemde kuvvet koşuluna göre biz F'in G cinsinden değerini bulmak için tabii ki G'yi bileşenlerine ayırmak zorundayız. Çünkü F ile G aynı doğrultuda olmadığı için bunu arkadaşlar yapmak durumunda kalıyoruz. Öyleyse G'nin eğik düzlem yüzeyine paralel ve eğik düzlem yüzeyine dik bileşenlerini gösterdikten sonra bunların değerlerini hesap etmek için açılar önem kazanıyor tabii ki. İşte bak şuradaki açımız alfa ise aha da buradaki açı alfa olacaktır. Diyeceksin ki niye? Şöyle çok kolay sevgili dostum bak şunu aşağı doğru uzat 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 ve burada bak bir dik üçgen meydana getir. Buradaki dik üçgende bizim şu açımız beta açısı olsun. O zaman dik üçgenden bahsettik. Alfa ile beta'nın toplamının 90 olması gerekiyor. Şimdi bak buradan da ağırlığı uzattın. Şurası 90 derece olacaktır. O zaman şöyle de bir dik üçgenimiz yok mu? Var. Öyleyse bu açımız beta ise tabi şuradaki açımızın alfa olmasından başka bir çaresi kalmıyor. Ha, şimdi bak açını alfa bulduktan sonra ne yapacaksın? Tabii ki bu açının komşu bileşeninde yer alan arkadaşlar ağırlık değerimiz veya bileşen değerimiz açının kosinüsü ile çarpımı bulunur. Yani g kos alfa burada. Peki burada komşu olmayan bileşende ise ne var tabi? g sin alfa var. Dolayısıyla biz f doğrultusundaki kuvveti artık bulduk. f neye eşit olacaktır? g sin alfa eşit olacaktır. Şimdi sin alfa mevzunda da şunu söyleyelim. Bakın bizim burada AB uzaklığımız L olarak aynı zamanda BC uzaklığımız da H olarak verilmiş. Öyleyse burada görmüş olduğunuz eğik düzlemde açının sin değerini bulurken ne yapacağız? Karşı bölü hipotenüs diyeceğiz. Yani sin alfa yerine ne yazabilirsin? H bölü L yazabilirsin. Öyleyse biz bu sistemde kuvvetten kazanıyor muyuz kayıp mı ediyoruz hemen ona bakalım kuvvet kazancımız biliyorsun sistemde yükün kuvveti oranıyla bulunuyor peki biz f'in değerini nasıl ifade ettik g sin alfa olarak ifade ettik yaz dostum burada yerine f yerine g sin alfa yazdığın zaman şu g'leri zortlattın ne geldi karşına 1 bölü sin alfa geldi e sin alfa değerini de Biraz önce söylediğimiz gibi h bölü l olarak yazabilirsin. E, paydaya H bölü L yazdığın zaman bunu da yukarı L'yi çarpma olarak atarsın. Karşına kuvvet kazancı L bölü H olarak çıkacaktır ki L H'den uzun. Dolayısıyla buradaki oranımız birden büyük. Kuvvet kazancının birden büyük olması tabii ki sistemde kuvvetten kazanıldığını söylüyor. Ama öyle tabii birden büyükse birden küçükse şöyle böyle olur. Ezberlemene gerek yok kardeşim. Bak şimdi hemen şunu ifade edelim. B ifade zaten sinüsle çarpıldığı zaman onun değerini küçültüyor. Yani şurası 30 derece olsun ve ağırlığımız da 20 newton olsun. Dolayısıyla sen bunun eğik düzlem yüzeyine paralel bileşenini bulurken ne diyeceksin? 20 çarpı sin 30 diyeceksin. Sin 30 değerin 1 bölü 2. O zaman buradan 10 newton gelir. Dolayısıyla burada dengeyi sağlayan kuvvetin değeri de 10 newton olacaktır. Öyle değil mi? Yani sen bu sistemde 20 newtonlık bir yükü 10 Newton'lık bir kuvvetle dengeledin. Dolayısıyla kuvvetten kazanç sağladın. Tabi kuvvetten kazanç varsa bununla birlikte yoldan kayıp da vardır. Yoldan kayıp peki ne ifade eder? Şimdi biz buradaki yükü eğik düzlem yüzeyi boyunca tabi yukarı doğru çıkaracağız. Kullanım mantığı bu. Şimdi biz bunu yukarı doğru çıkarırken aldığımız yol L kadar ama ancak H kadar yükseltebiliyoruz. Dolayısıyla Bizim burada arkadaşlar aldırdığımız yol o cisme kazandırdığımız yükseklikten fazla olacağına göre tabii ki yoldan bir kayıp söz konusudur. Ve sonuç bize verilmiş burada eğik düzlemde yük ağırlığından daha az büyüklükteki bir kuvvetle dengelenir eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kaybedilir işte durum bu. Evet şimdi sevgili dostum eğik düzlemi irdelemeye devam edeceğiz. Şekillerdeki sürtünmesi eğik düzlem düzeneklerinde ağırlığı G olan yük F1 F2 büyüklüğünde kuvvetlerle dengelenmiş. Peki dengelenme durumlarına baktığınız zaman ikinci durumda tabii açının artırılarak dengenin sağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla açının artırılmasına bağlı olarak acaba dengeyi sağlayan kuvvetin büyüklüğü ve sistemdeki kuvvet kazancı nasıl değişir? Bunu yanıtlamaya çalışacağız ama olay aslında çok basit. Şimdi sokaktan 100 kişiye sorsak fizik bilmeyen evet buradaki açıyı artırmak acaba kuvveti artırır mı azaltır mı sorusunun cevabını evet sanırım çok büyük bir oranda artar denilecektir. Çünkü beyin bedavaya beyin bedava bedavaya bedava taşıyorum niye hamallık yapayım? Açıyı artır kuvvet dengeleyeceğin kuvvet de artacak tabii ki. Ha, o zaman bunu da arkadaşlar yine de trigonometrik bağıntılarla ifade etmek gerekirse hemen şunu söyleyelim. Tabii ki açının artışı onun sinüs değerine nasıl etki yapar? E, sin 37 değerin biliyorsun 0.6 sin 53 değerin ne? 0.8 açı arttı sinüs değeri de ne yapar? Artar. Ha illaki hocam çok tatmin olmadım. Evet gel biz bunu şu birim çember üzerinde gösterelim. Burada bak açımız alfa iken açıyı biz artırıyoruz ve 2 alfa yapıyoruz. Açı 2 alfa yaptığımız zaman tabii ki sinüs değerini bulurken bunun y eksenindeki iz düşümlerine bakacağız. Buradaki iz düşüme ve şuradaki iz düşüme baktığınız zaman y ekseninde yani sinüs değerini veren iz düşümün arttığını görüyoruz. Dolayısıyla açı artıyor. Sinüs de artıyor. Sinüsün artmasına bağlı olarak kuvvetin bileşenini dengeleyen F2 kuvveti de F1'den daha büyük olacaktır. Evet burada arkadaşlar sanırım sıkıntı yok. Peki gel gelelim kuvvet kazancına. Şimdi kuvvet kazancında sistemde yükün kuvveti oranının kuvvet kazancını verdiğini biliyoruz. Peki sistemimizde yükümüz G kadar. Kuvvetimiz ilk durumda F1 kadar. Bunu geldim buraya yazdın. İkinci duruma geliyorum. Yine G bölü. Evet ikinci durumdaki kuvveti F2 yazdın. Peki F2 F1'den daha büyük. Bak burada paydadaki ifadenin daha Büyük olması tabii ki kuvvet kazancını ne yapacaktır? Azaltacaktır sevgili dostlar. Evet dolayısıyla burada açı arttıkça yükü dengeleyen kuvvetin şiddeti artıyor. Ve bu şiddetin artışıyla birlikte de tabii ki kuvvet kazancı ifademiz azalıyor. Hatta tam aklına yatmayan arkadaşlar için. Anlayanlar geçebilir bu kısmı. Sayısal verilerle de arkadaşlar şöyle ifade edelim. Açının artışı üzerine konuşuyoruz tabi. Şuradaki açımız 37 derece. Buradaki açımız ise 2 alfa demişiz ama burası 53 derece olsun. E yükümüz de 50 newton diyelim. 50 çarpı sin 37 06 nedir sevgili dostum? 30 newton. Bunu dengelediğin kuvvette ne olacaktır? 30 newton olacaktır. Gel gelelim ikinci sisteme. Evet 50 çarpı bu sefer sinerli 3. Sinerli 3 değerimiz 0.8. Burası da 40 Newton olacak. Dengelediğin F2 kuvvetinin şiddeti de 40 Newton olacak. Şimdi bak her iki durumda 50 Newton'lık kuvveti 50'den daha küçük kuvvetlerle tabii ki dengeliyorsun. Burada 30'da burada da 40'la dengeliyorsun. Her iki sistemde de tabii ki kuvvetten kazanıyorsun. Ama ilk sistemde daha da küçük kuvvetle Tabii ki dengeleme işlemini sağladığına göre buradaki kuvvet kazancın daha fazla. Dolayısıyla açının artışına bağlı olarak kuvvet kazancının azalacağını rahatlıkla söyleriz. Şimdi dördüncü soruyu çözüyoruz. Sürtünmelerin makara ve ip ağırlıklarının önemsenmediği düzenek şekilde dengede buna göre kale cisimlerin ağırlıkları oranını bulmamız istenmekte. Evet görüyorsun bu sistemde makara düzeneği kullanılmış aynı zamanda bir eğik düzlemde yapın içerisinde var. Biz her ikisinin de nasıl değerlendirileceğini öğrendik. Şimdi sıra geldi uygulamaya. Şimdi karışık gibi görünüyor. Hayır çok kolay bir soru. Neler yapacağımızı biliyoruz. Onları sırasıyla uygulayalım. Öncelikle eğik düzlem yüzeyinde L'nin eğik düzlem yüzeyi boyunca çeken bileşeni kullanmak zorundayız. O da GL çarpı sin 30'la büyüklüğü hesap ediliyordu. Sin 30 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla burada GL bölü 2'miz var. İşte bunu dengeleyen ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü de GL bölü 2'ye eşit olmayacak mı? Aynen öyle olacak biliyorsun. Sürtünmelerin önemsenmediği bir düzeneğin her yerinde ip gelmesi aynı. Evet şimdi bak şu düzeneye baktığın zaman... Bunlar aynı ip, aynı ip de aynı gelme söz konusu olacak. Öyleyse şu alttaki makara yukarı doğru çeken her bir ip gerilmesinin büyüklüğünün GL bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Bunların GL bölü 2 ifadelerini yazdıktan sonra makara üstündeki denge koşulunu arkadaşlar yazalım. Makara yukarı doğru çeken 3 tane GL bölü 2'miz var. 3 GL bölü 2 aşağı doğru çeken GK ile dengelenmekte. Dolayısıyla burada bize sorulan oran GK bölü GL tabi 3 bölü 2 olacaktır. O da tabi ki Bursa şıkkında gayet kolay olduğunu gördük. Evet sevgili dostlar moralimiz bozuk. Bu soruyu biraz önce çok güzel anlattım ama kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Şimdi tekrar çekiyoruz. Bu tip durumlar bazen can sıkıcı olabiliyor. Şimdi o zaman can sıkmaya da yapacağız ya işimiz bu. Haydi bakalım başlıyoruz. Ve şöyle ifade edilmiş. Paralel iki özdeş kazıktan en alt çantiklere takılan çubuğa yapıştırılan kalasla oluşturulan düzenekle oyuncak araba ilk düzlemin yüzeyine paralel ip uygulanan kuvvetle K noktasından L noktasına sabit hızla yükseltiliyor. Çubuk kazıktaki üst çantiklere takıldıktan sonra oyuncak araba K noktasından L noktasına İlk düzlem yüzeyine paralel ipi uygulanan kuvvetle sabit hızla tekrar çıkarılıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri ilk duruma göre artar diye sorulmuş. Şimdi sevgili dostum ilk durumda sabit hızla yükseltiliyordu. İkinci durumda üst çentiklere çubuğu taktık. Dolayısıyla ilk düzlemin eğim açısını artırmış olduk. Ve yine bu durumda K'dan L'ye sabit hızla oyuncak arabayı çıkardık. Peki şimdi öncelikle şunu tabii ki rahatça görmemiz lazım. Bizim burada eğik düzlemin yatay ile yapmış olduğu açı alfa ise evet oyuncak arabanın da ağırlığı g ise biz bunun eğik düzlem yüzeyine paralel bileşeni olarak g sin alfayı alacağız. Peki burada tabii ki sabit hızla yükseltiliyor dolayısıyla sistemde denge var diyeceğiz. Biliyorsun denge koşullarında ne ifade etmiştik? Cismin üzerine etkeden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim başlangıçta duruyorsa durur. Başlangıçta hareketli ise sabit hızla hareket eder. Dolayısıyla sabit hızı gördün dengeyi yapıştırdın. Ve denge sana şunu anlatıyor. Buradaki cismin üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi sıfır olacak. Öyleyse ipte oluşan gelme kuvveti ilk durum için F1 ise sevgili dostum. Bu neye eşittir? G sin alfaya eşittir yazdım. Ve bu eşitlikte hemen şunu da ifade edelim. Biz tabi şimdi çubuğu daha üst çentiklere taktıktan sonra tabii ki görmüş olduğun gibi eğik düzlemi de buraya yerleştirdik ve eğik düzlemin eğim açısının arttığını arkadaşlar rahatça görebiliyoruz. Burada tabii ki eğik düzlemin eğim açısının artmasıyla gündelik hayattaki içgüdülerimizle uygulamamız gereken kuvvetin de tabii arttığını ifade edelim ama tabi fizik öyle içgüdülere çok fazla güvenilecek bir ders değil. Dolayısıyla yine şu elimize kalemi alalım ve eşitliğimizi yazalım. İkinci durum için oluşan ip gerilmesi F2 olsun. F2 sevgili dostum G çarpı sin beta eşit olacaktır bu durumda. E tabii ki beta açısı alfa açısından büyük. 0-90 derece aralığında açının artışı bu açının sinüs değerini tabii ki ne yapıyordu? Artırıyordu. Sin 37 06, sin 53, 08. Dolayısıyla burada bu ifademiz büyük, bu ifademizse küçük. Sonuç o zaman çok net bir şekilde karşımıza çıktı. F2 F1'den büyük dostlar. Yani burada ikinci nolu öncüle baktığımız zaman ipte oluşan gelme kuvveti artar mı? Aynen öyle artar. Verdik artımızı. Şimdi gel gelelim oyuncak arabayı K'dan L'ye getirmek için yapılan iş acaba ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi burada KL noktası, KL noktaları arasında tabii ki oyuncak araba ipte oluşan gelme kuvvetine maruz kalıyor. Öyleyse bu kuvvetin yaptığı iş kuvvetle KL noktaları arasındaki yer değiştirmenin çarpımıyla bulunuyor. Şimdi eğik düzlem her ne kadar yukarı kaldırılsa bile eğik düzlem üzerine işaretlenen K ve L noktaları sonuçta aynı arkadaşlar. Aradaki uzaklık değişmiyor. Dolayısıyla K-L uzaklığının sabit kalacağına göre ve bizim bu sistemde oyuncak arabaya uyguladığımız kuvvetin şiddeti arttığına göre dolayısıyla bu aralıkta yaptığımız işin de artacağını çok rahat şekilde söyleriz. Ve bu ifademiz de doğru. Aslında buradaki öncüyle biz Enerji konusundan da cevap verebilirdik. Nasıl cevap verebilirdik hocam diye soracaksın. Sor bakalım. Şöyle sevgili dostum. Şimdi şöyle K'dan L'ye biz yüksel e, götürüyoruz. Ve götürürken burada oyuncak araba üzerine bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla oyuncak arabanın e, mekanik enerjisinde bir artış meydana gelecek. Ama sabit hızla götürüyoruz. Sabit hızla götürdüğümüz için kinetik enerjide bir değişim yok. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz iş potansiyel enerji değişimi sağlıyor. Dolayısıyla oyuncak araba K'dan L'ye götürülürken bak yataya göre şu kadar yükselttim. Peki burada biz görmüş olduğun gibi kalasın açısını artırdığımız zaman K noktası L noktası arasındaki uzaklık değişmese bile bunların arasındaki düşey mesafenin arttığını gözlemleyeceğim. Yani yine sabit hızla götürüyorum. Yine yaptığım iş potansiyel enerji değişimi sağlıyor ama daha fazla yükseltiyorum. Daha fazla potansiyel enerji kazandırmış oluyorum ve bunun sonucu olarak da burada K'dan L'ye götürülürken yapılan işin de ilk duruma göre daha fazla olacağını söyler miyiz? Tabii söyleriz. Öyleyse bu bakış açısıyla da sonuca gidebilmek mümkün ama biraz önceki sanırım çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen üçüncü öncülümüze baktığımız zaman düzenekteki kuvvet kazancı acaba nasıl değişecektir? Şimdi biliyorsun kuvvet kazancı yükün kuvveti oranı. Sevgili dostum ilk durumda ikinci durumda aynı arabayı çıkarıyoruz. Ağırlığımız sabit ancak ikinci durumda kuvvetin şiddetinin tabii ki arttığını ifade etmiştik. Öyleyse bak paydadaki ifade artıyorsa e, kuvvet kazancının artacağı arkadaşlar açık. Dolayısıyla biz arkadaşlar hangisi artar bunu arıyoruz. Kuvvet kazancı ne yapacaktır? Azalacaktır. Umarım anladık. Yorumlarda o zaman bekliyoruz. Soruyla ilgili düşünceleriniz. Sıradaki sorumuz beceri temelli soru 3. Ağırlığı G olan kaleme küreleri 1, 2, 3 ne oldu? Düzeneklerde şekildeki bir dengedeyken iplerde gelme kuvvetlerin büyüklükleri T1, T2, T3 oluyormuş. Hmm. Buna göre T1, T2, T3 niceliklerinin hangileri G'ye eşittir? Şimdi sevgili dostlar, güzel insanlar, güzel bir soru var karşımızda. Evet, şimdi ilk durumda evet eğik düzlem var karşımızda ama yapıda eğik düzlem çalışmıyor. Bizim bakın burada eğik düzlemimizle aslında direkt bir bağlantımız yok. Biz sadece burada makarayla kuvvetin doğrultusunu değiştirmişiz. Bunun dışında olayda Eğik düzleminin herhangi bir işlevi yok. Şimdi kuvvet dengesi koşullarını sağlayalım. Burada e, küremizin ağırlığı G sevgili dostum. Dolayısıyla düşeydi bunu dengeleyen ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü de G. Evet her noktasında ipin sürtünmesi sistemde aynı gerilme var. Bu ip bak böyle devam ediyor. Öyleyse T1 gerilmesinin de tabi G'ye eşit olacağını söyler miyim? Söyledim bile. Evet dolayısıyla T1 G'ye eşitmiş. Gel gelelim şekil 2'deki düzeni bu kez görmüş olduğun gibi buradaki küre sürtülmesi eğik düzlem yüzeyinde bulunuyor. O zaman sevgili dostum güzel insan ne yapacaksın burada eğik düzlem yüzeyi boyunca çeken kuvvet bile ağırlık bileşenini alacaksın. O da G çarpı sin 45 yapacak. E bunu dengeleyen T2 ip gelmesinin o zaman T2 eşittir. G çarpı sin 45 olduğunu söyleyeceğiz. G çarpı sin 45 ne? Kök 2 bölü 2. Öyleyse buradaki ip gerilmemiz artık ağırlık kadar mı? Hayır. Ve son olarak M küresine bakacağız. M küresinde de bak burada aslında eğik düzlemden ziyade kesen üç kuvvetin dengesi karşımıza çıkacak. Nasıl mı olacak? Hemen şöyle, şimdi şöyle söyleyeyim. Bak burada aşağı doğru ağırlığımızı salıverdin. Peki burada G olarak gösterdik ağırlığımızı. Evet yüzeyin buradaki küreye göstermiş olduğu dik tepki kuvvetimizi ne olarak aldık? Aha da şurası 90 derece. Peki şimdi bir de T3 ip gelmemiz var. Onu da şöyle kürenin merkezinden itibaren gösterdim. İşte size oldu kesişen üç kuvvetin dengesi. Evet sevgili dostlar burada şimdi açıları belirlemek önemli. Açıları belirlemek zor mu? Hayır çocuk oyuncağı al şurası 90. 45'e 45 dostum al şurası da 45 90 burası şurası 45 e burası 90 değil mi 90 o zaman 45 ise şurası da 45 o 45'e 45 ne anlatıyor sana sana şunu anlatıyor bak şimdi T3 ile G'nin bileşkesi tam 45'e 45 açı orta üzerinden geçecek ve neyle ile dolayısıyla dengelenmiş olacak. E tam açı ortağı üzerinden geçiyorsa e, bunu oluşturan bileşkeyi oluşturan kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit değil mi? Tabii eşit. O zaman T3'e de G'yi yapıştırır mıyım? Yapıştırdım bile. Hangileri G'ye eşit demişti? Hangileri G'ye eşit demişti? Sevgili dostum, burada hangileri G'ye eşit ya? Bir şey bulamıyorsun kafam karıştı Heh, T1 G'ye eşitti T2 G kökü bölü 2 idi T3 de G idi değil mi Ya bu kadar O zaman sevgili dostum Hangileri T1 ve T3 G'ye eşittir İşaretledik Güzel soruydu Bence alkışları hak ettik Ben öyle diyorum yani Sen ne diyorsun Evet güzel ülkemin güzel gençleri, prensesler, paçalar sıra geldi çıkrı anlatmaya. Şimdi tabii bunlar çok fazla gündelik hayatta artık karşımıza çıkan düzenekler değil ama insanlık tarihi açısından tabii ki medeniyetlerin kurulmasında bu basit makinalar da önemli yere sahip. Mesela Antik Mısır piramitlerinin yapımında teorisyenler çıkrık benzeri düzeneklerin kullanıldığını ifade etmekteler. Aynı zamanda Eski yelkenli gemilerde yelkenin kaldırılmasında veya çapanın denizden çekilmesinde yine bu çıkrıkları görmekteyiz. Hemen arkadaşlar bizim bu çıkrığımız neymiş yapısı neymiş öğrenelim. Aynı eksen etrafında dönebilen yarıçapları birbirinden farklı iki silindir veya aynı eksen etrafında dönebilen silindir ve kuvvet kolundan oluşan düzenek. Şimdi Hemen bizim burada vermiş olduğumuz düzene biraz daha yakından bakalım. Evet, şimdi silindirimizi görüyorsun ve bu silindirle aynı dönme eksenine sahip kuvvet kolunu görüyorsun. Tabii ki kuvvet kolunun e, yarı çapı silindirin yarı çapından büyük. İşte buradaki temel mantık buna dayanmakta. Evet, şimdi buradaki yapının arkadaşlar yandan görünümü bize çok daha fazla şey söyleyecek. Evet bu ortadaki O noktasından geçen mil etrafında buradaki çıkrık düzeni dönmekte. Aha da burası kuvvet kolu. Burası yarı çapımız. Evet burada yükü yükselteceğiz. Tabii ki kuvvet kolunu çevirerek. Evet şimdi buradaki sistemin denge koşulu üzerine konuştuğunuz zaman dönme noktasına göre tork alıyorum ve diyorum ki F çarpı L eşittir. G çarpı R. Peki bunu yazdıktan sonra hemen şunu da ifade ediyorum. Tabii ki kuvvet kolu uzun yarı çap ise kısa eşitliğin sağlanabilmesi için burada F'in G'den tabii küçük olması lazım. Siz küçük bir kuvvetle büyük bir yükü dengeliyorsunuz. Öyleyse bu sistem kuvvetten kazanç sağlamaktadır diyebiliriz sevgili dostlar. Peki öyleyse buradaki kuvvet kazancımızın nasıl etkileneceği üzerine konuşacağız. Ama tabii burada şunu da söyleyelim. Eğer sürtünmeler önemsiz şeklinde ifade edilmişse bu basit makine sistemini çalıştırmak için yaptığımız işle elde ettiğimiz iş birbirine eşittir. Yani verim yüzde yüzdür. Bunları zaten basit makinelerin genel özelliklerinde de ifade etmiştik. Şimdi devam edelim. Şimdi ise çıklık düzeninde yükselme alçalma durumları üzerine konuşacağız. Bakın önce kırmızı durumla başlıyoruz. Kuvvet kolu saat yönünde en yani bir tur döndürülürse evet burada yükselme alçalma durumu nasıl gerçekleşir? Hemen onu ifade edelim. Bakın bizim buradaki Kuvvet kolumuzu saat yönde çevirdiğimiz durumda tabii ki aynı eksene bağlı olan silindir de saat yönünde dönecektir. İşte bu saat yönünde dönüş ipi etrafına sarmasına neden olur. Dolayısıyla yüke bağlayıp buradaki silindirin etrafına sarılacağı için yükün yükseleceğini söyleyebiliriz. Peki ne kadar yükselir? Evet bizim buradaki silindirimiz ve kuvvet kolumuz en bir tur çevrilirse her bir turda tabi ki silindirin çevresi kadar ip sarımı olacaktır. Dolayısıyla her bir turda silindirin çevresi olan 2 pireye kadar yükselecektir. Ama 2 tur atmışsa 2 pireye çarpı 2. 3 tur atmışsa 2 pireye çarpı 3. O zaman N1 tur atmışsa N1 çarpı 2 pireye kadar yükselecektir diyebiliriz yük için. Diğer taraftan mavi koşulu şimdi inceleyelim. Mavi durumda da N2 tur Evet döndürmüşüz. Bu kez saatin dönüş yönünün tersine çevirmemiz buradaki yükün alçalmasına neden olur. Çünkü buradaki silindir de tabii ki saat yönünün tersine dönecektir. Dolayısıyla etrafına sarılı olan ipi aşağı doğru sarkıtacaktır. Peki bir turda çevresi kadar ip sarkıdır. Yani iki pire kadar ama en iki tur atmışsa buradaki silindirimiz Öyleyse n2 çarpı 2 pi kadar yükün alçalacağını söyleyebiliriz. Ayrıca aşağıdaki notu da şimdi inceleyelim. Çıkrık düzeninde yükün yer değiştirme miktarı tur sayısı sabit kalmak koşuluyla yükün ağırlığına ve kuvvetin büyüklüğüne kuvvet kolunun uzunluğuna bağlı değildir sevgili dostum. Peki niye böyle? Evet biz biraz önce tabii ne ifade ettik? Yükselme alçalma miktarı tur sayısı çarpı çevre iki pire ha o zaman burada nelere bağlı bir kez bu görmüş olduğunuz silindirin yarı çapına ve tur sayısına bağlı dolayısıyla bizim burada tur sayımızı değiştirmemek koşuluyla yükün ağırlığı kuvvetin büyüklüğü kuvvet kolunun uzunluğu tabii ki tur sayısına etki etmez diğer taraftan tur sayısı ve yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı e, arttıkça buradaki e, yükün yer değiştirme miktarının da artacağını söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuz örnek 5 merkezinden geçen sürtünme simili etrafında serbestçe dönebilen şekilde çıkırık düzeni dengede olup silindir yarı R kuvvet kolunun uzunluğu ise 2R'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüzde kuvvet kazancı 2'dir diye ifade edilmiş. Evet yapıyı daha iyi anlayabilmek, çözümleyebilmek adına yandan görünümünü çizmek istiyorum. Senin için de uygunsa. Peki teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostum güzel insan ne yaptık? Buradaki kolumuzu gösterdik. Bu kolla birlikte silindir döndürülüyor. Ve bu silindirin etrafına sarılı olan ipi de gösterdik. Bunun ucunda da görmüş olduğun gibi yükümüz var. Peki burada hemen şunu ifade edelim. Bizim yarı çapımız R olarak verilmiş. Kuvvet kolunun uzunluğu ise 2R olarak verilmiş. Diğer taraftan yükümüz G ve G'yi dengede tuttuğumuz kuvvetin büyüklüğü F kadar olacak. Dolayısıyla burada sistemin dönme noktası yani silindirin ortasından geçen eksene göre torkumuzu aldığımız zaman F çarpı 2R eşittir G çarpı R dedik. Ve dolayısıyla buradan R'leri öldürdük. F'in değeri G bölü 2. Dolayısıyla sen ağırlığı Ağırlığın yarısı kadar bir kuvvetleden geliyorsun. Dolayısıyla kuvvetten kazanç sağlıyorsun. İşte o kuvvetten kazanç oranında 2. Niye mi dostum? Çünkü ağırlığın kuvvet oranıyla bulunuyordu. G bölü kuvvetimiz G bölü 2. 2 attın yukarı G'leri öldürdün. Ne olacaktır? Kuvvet kazancı oranın 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet şimdi ise ikinci öncüle bakalım. Kuvvet kolunun ucu ok yönünde 2x kadar yol alırsa yük x kadar alçalır diye ifade edilmiş. Hemen yapımıza bakalım. Kuvvet kolumuzun ucu burada. İşte ok yönünde ne kadar yol alıyor? 2x kadar yol alıyor. Acaba yük bu durumda ne kadar nereye yer değiştirir? Şimdi tabii şöyle bir tezatla da zihninde karşılaşan arkadaşlarımız olmuştur. Hocam burada kuvvetimiz aşağı doğru. E nasıl kuvvet kolumuz? Evet ok yönünde hareket edecek. Evet şimdi sevgili dostum biz burada ev kuvvetiyle sistemde denge sağladık. Denge sağladıktan sonra sen bu durumda o tabi yukarı doğru bir kuvvet uygulayıp burada kuvvet kolunu yeni konumuna taşıdıktan sonra yine eskiden olduğu gibi dengeyi sağlayabilirsin. İşte bu yeni koşulda bizim kuvvet kolumuzun ucu ne kadar yol alıyormuş? 2x kadar yol alıyormuş. 2x kadar yol aldığı zaman tabii ki buradaki silindirimiz ne kadar yüzeyinde yol alacaktır. X kadar yol alacaktır. Çünkü burada tabii ki yarı çaplar önem kazanıyor. Burası R, burası 2R olduğuna göre bunun yüzeyi evet kuvvet kolunun ucunun yarısı kadar bir yol alacaktır. Dolayısıyla X kadar yol almasından dolayı ipi aşağı doğru X kadar sarkıtacaktır. Bu durumda yükün de X kadar aşağı doğru bir yol alacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Yük x kadar alçalır ifadesi burada doğru olur. Düzenek dengedeyken kuvvet koluna uygulanan kuvvetin ve yükün ağırlıklarının büyüklükleri birbirine eşittir. Evet düzenek dengedeyken kuvvet koluna uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün büyüklüğünün tabii ki yarısı kadar olduğunu ifade ettik. Ne alakası var sevgili dostum 3 nolu öncül hayırdır yani. Evet buna verelim eksimizi ona dalgamızı da geçtikten sonra cevabımız geliyor cevabımız ceyhandı. Beceri temelli soru 4 ile dersimizin kapanışını yapacağız. Artık yeter bu kadar çıkrık değil mi? Haydi o zaman sorumuzu çözelim. Merkezleri çakışacak şekilde yapıştırılan silindirlerle oluşturulan çıkrık düzeneği silindirlerin merkezinden geçen sürtünmesi yatay mil etrafında serbestçe dönebiliyor. Düzenek deliklerden birine geçirilen çubuğa dik olarak uygulanan kuvvetle şekilde gördüğün gibi dengelenmiş. Çubuk şekildeki delikten sökülüyor. Diğer deliğe geçirildikten sonra çubuğa dik olarak uygulanan bir kuvvetle düzene kendinden geleniyor. Buna göre niceliklerinden hangileri artar diye sorulmakta. Sevgili dostlar, şimdi öncelikle etki etkeden kuvvetin şiddeti ilk duruma göre nasıl değişir bu konuda hemen değerlendirmemiz başlasın. Tabi düzenek tam ortasından geçen o görmüş olduğum mil etrafında döndüğüne göre o mile göre tork dengesinin sağlanıyor olması gerekir. Biz de o tork dengesini şimdi yazacağız. Şimdi buradaki çubuğu görüyorsun. Bu çubuğa kuvvetimizi uyguladık. İşte burada dik uzaklığımız dönme ekseni olan kuvvetin dik uzaklığını A ile ifade edelim. Yükün asıl olduğu ip silindir etrafına sarılmış durumda. Dolayısıyla bu, burada yükün torku orada e, ne o? ip ipe aktarmış olduğu kuvvetle tabii ki silindirin yarıçapının e, yarı çapının çarpımıyla ifade edilir. Dolayısıyla oradaki yarı çapımızda ne sevgili dostum? R ile ifade ettim. O zaman yaz bakalım F çarpı A eşittir G çarpı R peki şimdi bunu yazdıktan sonra e, biz oradaki çubuğu söküyoruz üstteki deliğe takıyoruz. Dolayısıyla burada değişen şeyler var ama değişmeyenler de var önce değişmeyenlerden başlayalım burada yükümüzün herhangi bir değişimi var mı yok yükümüz sabit. Peki diğer taraftan burada silindirimizin yarı çapı yani oradaki ipin dönme ekseni olan dik uzaklığına bir değişim var mı? Bu da da yok. Burası da sabit. Peki biz çubuğu üstteki deliğe taktığımızda tabii ki şuradaki dik uzaklığımız ağımız ne yapıyor? Artıyor. Peki A'nın artışıyla birlikte eşitliğin sağ tarafı sabitse solun da sabit kalması için F'in azalıyor olması gerekir. Öyleyse birinci öncülde ifade ettiğimiz çubuğa etki eden kuvvetin şiddeti artmaz sevgili dostum. Azalır dolayısıyla eksimizi çaktık. Hemen ikiye bakalım. Çubuğa etki eden kuvvetin dönme eksenine göre torkunun büyüklüğü. Hmm. Şimdi hemen şöyle düşünen sevgili sazanlarımız var ve ağlara takıldılar. Kimler onlar? Bak yalan konuşmayın. Yorumlarda söyleyin. Bak ne dedi bu arkadaşlarımız? Dedi ki hocam şimdi tork dediğin şey senin ne? E, kuvvetle kuvvetin dik uzaklığının çarpımı. Al şimdi şuradaki dik uzaklık hocam artıyor. E dik uzaklık artıyorsa tork da artıyor hocam. Öyle mi olur? Diyorsun. Öyle olmaz. Şimdi sevgili dostum bak şimdi Burada tabii ki ağırlığın torkuyla kuvvetin oluşturduğu tork birbirini dengeliyor. Dolayısıyla bizim burada ağırlığımız ve ağırlığın dönme ekseni olan dik uzaklığında herhangi bir değişim olmadığı için buradaki tork sabit. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafındaki tork sabitse soldaki torkun da yani bu çarpımın da sabit olması gerekiyor. İşte bunun için kuvvetin artışıyla birlikte pardon Dik uzaklığın artışıyla birlikte kuvvetin azaldığını ifade ettik. Yani şöyle düşün buradaki senin uzaklığın iki katına çıkıyorsa 2A oluyorsa e, kuvvetinin değeri de tabii ki ne olmalı? Aynı eşitliği sağlaması için F bölü 2 olmalı. Öyleyse burada tabii ki bu çarpım tork değişmeyecek. Biz hangisi artar diye arıyoruz. Dolayısıyla bunun da eksisi var. Şimdi gelelim 3 nolu öncüle. Düzenekteki kuvvet kazancı acaba nasıl değişecektir? Kuvvet kazancını artık 75. kez sanırım söylüyoruz. Neydi? Ağırlığın kuvveti oranı. Peki ağırlığımız değişti mi? Hayır tabii ki. Kuvvetimiz arttı. Kuvvetimiz nerede arttı ya? Uydurduk yine. Kuvvetimiz azaldı. Kuvvetimizin azalmasıyla birlikte paydadaki ifade azaldığı için kuvvet kazancı artar deriz. Dolayısıyla hangisi artar diye arıyorduk. Cevabımız öyleyse Bursa şıkkında sevgili dostlar.